Merhaba. Yelice Dağı Zirvesi'ne çıkış deneme 2 videosuyla karşınızdayım. Bu yolu nereden kullandım, buraya nasıl geldiğimi daha önceki videomdan izleyip görebilirsiniz zaten. Şimdi şu ilerideki sapaktan sağdan dağa tekrar tırmanmayı deneyeceğim. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Orasında da hava bayağı karardı. Ben buraya geldiğimde niye böyle oluyor anlamıyorum. İnşallah yağmura, şimşeklere falan maruz kalmayız. Pek de yağacak gibi durmuyor ama hadi bakalım. Başlıyoruz. Tabi buralar yolun güzel kısımları. İleri taraflar tamamen taşlık, berbat. Buralarda hiçbir sıkıntı yok. Yol tamamen böyle gitse zaten en ufak problem yok. Ama hepsi böyle gitmiyor. Nihayetinde açılmış yine bir yol. Hafif sulu bir araçla bu yolda rahatlıkla gidilir. Bu arada biraz tekere batı büyük bir aracınız varsa rahat rahat gidebilirsiniz. Bakalım sağ salim varacak mıyız? Yanıma bir köpük de aldım. Ne olur ne olmaz. Tekerlerimize bir iş olursa hesabına. Yanıma bir tane köpük aldım. En azından sıkarız bize. Tepeden inilecek kadar belki bir fırsat verir. İşte bundan sonrası sıkıntı. Yağışla falan, buralarda yağmur falan yağdığı zaman tabii yukarıdan süpürüp alıp her şeyi aşağıya doğru getiriyordur. İster istemez bu yolun taşı şeyi eksik olmaz. Buraya kolay kolay dikiş de tutturulamaz. Yani yol olarak. Bu kadar. Olur bu kadar. Belki zamanla geliştirilir. Şu anda dikkatlice çıkıyorum. Herhangi bir şey görünmüyor. Genelde zaten yoldaki şeyler de süprüntü. Yağmur mu bilmem neyle almış almış aşağıya getirmiş. Arada bir ikinci vitese de alalım da habire bize fanaştırmasın. Sanırım çok ileride olmasa da şu tepenin ardında bir yerlerde Güney Tepesi denilen tepe varmış. En azından oraya kadar bile çıkarsak, bir Kütahya manzarası alırsak bizden iyisi yok. Evet, berbatlığın başladığı yerlerden bir yer. Sanki biraz daha süpürülmüş mü? Yağışlama işte. Evet, ilk fanımızı açtık. Güney tepesine varsak bile bizim için gayet yeterli. İyi. Evet, ben buraları geçmiştim zaten. Acaba bir kepçe falan daha mı vuruldu buraya ya da yağmurlar falan ardı ardına yağınca süpürmüş gibi biraz aşağıya. Daha çok hoplayıp zıplayarak gittiğimi hissediyordum. Evet. Yani biraz daha iyi. Bir önceki deneme videomuzda
şunun azıcık yukarısından dönmüştüm. Bir de saat çok geçti o zaman. Bugün nispeten daha iyi saat, şu anda 4. Evet arkadaşlar, şu karşıdaki zirve bizim istediğimiz zirvelerden bir tanesi. Tabi buraları hiltiyle falan kralak mı açmışlar, bu yolları nasıl yapmışlar? Evet, burayı gibiydi birçok yer. Yani yine iyi. Oksijen bile baş dönmesi yapıyor resmen. Vallahi baş dönmesi yapıyor, oksijen baş dönmesi. Evet, bulutlara yakın olduğunuzu hissedebiliyorsunuz. Aferin be Pulsar. Vallahi harikasın.
Harikasın adamım. Geldik mi? Geldik. Yerlilerin en zirvesindeyiz. Hatta Kütahya'dan görünen zirvenin de daha yükseğindeyiz. Ya. Şurası en uç noktası. Ama ben şehri görebilecek bir nokta olsaydı. Çok da güzel esinti var böyle. Can açamıyorum kanka, birazdan açayım. Yellice. O zirveye çıkılacak dedik ve çıktık. Yol da bitti. Biz o aşağılardan bir yerlerden geldik.
Bir amacın sonuna daha geldik. Buradan inelim. Böyle bir esinti yok. Bu nedir ya? Deli gibi rüzgar var. İşte. Ya buradan yamaç paraşütünü nasıl yapacaklar acaba? Kütahya. Zamanında mindik, ne yaptık? Vallahi kararttı. Simsiyah oldu orası. Sanki tam zamanında inişe geçtik gibi. Yani orada da yağmura yakalanmak var ya, berbat bir şey olur herhalde. Hani etrafınızda yükselti yok, yıldırım düşer düşmez bilmiyorum. Zaten dağın tepesi çatır çatır iner. Ben geçen sefer buralardan çekinmiştim göğe ama daha berbat yerler varmış. Yukarıda o boğazdaki yer baya kötü. Taşlık olarak. Ama üstesinden geliyor. Güzel. Çıkılır ya temkinli olduktan sonra. Evet, ikinci bela kısımda burası, buralar. Evet, bulut geldi üstümüze. Bu tarafa doğru da geliyor. Güneş aldı, hava birdenbire değişti. Fan kaç bu? Çıkarken 2'ydi sanırım. 3 mü oldu, 4 mü oldu? Yani zirvede ben biraz vakit geçirmek istiyordum ama vallahi bulut korkuttu. Diyeceksiniz sen de ne ödlek adamsın, habire bir şeyden korkuyorsun. Evet. Obsesif bir yapı var. Çekinmiyorum desem yalan olur. Ama yine de riske atmak yerine böyle sanırım daha iyi. İşi kolayladık arkadaşlar. Yani şu geçtiğimiz 500 metre, 1 kilometre ne kadarsa bilmiyorum. Ondan sonrasında var problemli yerler. Evet, birinci vites deniyoruz, sürekli fan yine devrede. Buraya skuterla falan girilmez. Birisi gelmek isterse denemesin bile. Bu dağın sağ tarafından da bir yol çıkıyor, Kirazlı Yayla mevkiine. Diğer tarafından. Yani Kütahya'yı arkanıza aldınız. Burası solu diyelim. XMX250'mi ben orada yatırdım. Hem de böyle dağlık taşlık yerde de değil. Mıcırda yatırdım. İçim sızladı. Şimdi aynı makineyi geri yerine koyamayız mesela. Skuterla buraya gelinmez. Ya da gözden çıkardığınız bir skutursa gelin. Doğa gibisi, yeşillik gibisi yok. Bakın şu ormanların güzelliğine. Sahip çıkılması, el üstünde tutulması gerekirken her tarafın böyle kelimelerin tarif edemeyeceği tipler tarafından ateşe verilmesi, yakılması bilmem nesi. Çok acı. Çok acı. Bunları yerine koymak yıllar alır. Nasıl güzel, şuralara bakın. İnsan bunlara nasıl kıyar?
Evet değerli dostlar, Yellice Dağı'nın zirvesine kadar da çıkmış olduk. Dağın bütün zirve kısmının bütününü size sanırım gösterebildim. Çok fazlaca rüzgar var ve bulut olduğu için yürümedim. Aslında yürüyecektim, biraz daha vakit geçirecektim ama yağmur düşerse diye tedirgin oldum şimdi. Yağmama ihtimali yüksekti ama olsun. Nihayetinde sözümü tuttum. Kendime verdiğim sözümü de tuttum. Yellice Dağı'nın zirvesine kadar çıktım arkadaşlar. Gayet güzel, hoş bir deneyim oldu. Yerden yüksek vitesli motosikleti olan Kütahya'da bu bölgede yaşayan veya bu bölgeye ziyaret için gelen herkes de muhakkak gelip burayı görsün. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki içeriğimizde, gezimizde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.